Arkadaşlar merhaba, ismim Serhat Bayram, ben matematik öğretmeniyim. Şimdi çemberde açı konusunu işleyeceğiz beraber. İsterseniz başlayalım hemen. Ee, şimdi önce ilk olarak merkez açıyla başlıyoruz tabii. Merkez açı şöyle olacak, tabii ki de çemberin tanımını bilmemiz gerekiyor burada. Çember dediğimiz şey şöyle aslında, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta olan noktaların geometrik yerine çember diyoruz. Merkez açımız şu şekildeydi. İlk merkez açıyla başlıyoruz. Merkez açı, köşesi merkez üzerinde olan açıya merkez açı diyeceğiz. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsünü eşittir. Yani mesela eğer biz buradaki açıya 50 derece diyorsak, buradaki açı 50 derece diyorsak, o zaman merkezde AB yayını gördüğü için otomatikman bu yay da 50 derece olacak. Tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. Hemen çevre açıya bakalım. Çevre açı, köşesi çember üzerinde olan açıya çevre açı diyeceğiz. Burada çevre açı gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. Şunu söylemek istiyor aslında. Eğer ki yani bu çok karışılan, karıştırılan bir özellik. Şundan dolayı bazen şöyle de karıştırılır çok. Şu şekilde mesela. Bunu da çevre açı olarak algılarlar bazı öğrenciler ama dikkat edin tanımına çok dikkat edin. Köşesi çember üzerinde olan açıya çevre açı denir diyoruz. Misal buradaki açıya 70 derece dersek eğer alfa açısını 70 derece dersek otomatikman burayı gördüğü için de buraya 140 derece diyeceğiz. Çevre açının önemli bir özelliği vardır. Önemli özelliği şu. çapı gören çevre açı 90 derecedir. Bu şu demek. Şöyle çapı gördüğü için şurası otomatikman 90 derece oluyor. Mesela Şöyle de gösterebiliriz. Çemberde uzunluk sorularında, dairede alan sorularında, hatta çemberin analitiği konusunda çok kullandığımız özelliklerden bir tanesidir bu. Çapı gören çevre açı 90 derece olmaktadır. Bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi soru var, sorusuna bakalım hemen. Şimdi şöyle demiş soruda, o merkezli çember 25 parçaya ayrılmıştır. Alfa eksi beta açısını bulunuz demiş. Şimdi tamamının 360 derece olduğunu biliyoruz. O zaman 25 parçaya ayrıldıysa. 360'ı 20'ye bölelim. Bir tane eşit açının ne olduğunu bulalım. Buradan 18 derece olduğunu bulduk. Yani şunu söylemek istiyor aslında. Q1 ile Q2'nin arasındaki şu açının 18 derece. Yani her bir aralıktaki eşit olan açıların 18 derece olduğunu söylüyor. Dikkat edin şimdi alfa merkez açı olarak yazılmış burada. O zaman bakalım kaç parçayı görüyor? 1 2 3 4 5 6. O zaman alfa'ya şunu söyleyebiliriz. 6 çarpı 18'den 108 derece diyebiliriz. Şimdi beta'ya bakın. Beta'ya dikkat. Beta çevre açı görecek. 1, 2, 3, 4, 5. Demek ki o zaman burası 5 çarpı 18'den şuranın tamamı 90 derece yapacak. Şu şekilde. O zaman otomatikman beta da 45 derece olacak. Beta 45 derece ise farkını soruyordu bize. 108 eksi 45'ten 63 olduğunu bulabiliriz. Bu şekilde. Diğer soruya bakalım. Güzel bir soru bu. Ne demiş? ABCD dikdörtgenin A ve B köşeleri çemberin üzerindedir. G noktası AE çaplı çember üzerinde ve dikdörtgensel bölgenin ağırlık merkezidir demiş. Biz 25 derecelik bir açı vermiş. E açısını alfayı istiyor. Şimdi dikdörtgenimiz var ve G noktası çemberin üzerindeymiş ve dikdörtgenin ağırlık merkeziymiş. Dikdörtgenin ağırlık merkezi ise bunu şu şekilde gösterebiliriz. Köşegenlerin kesim noktası olması zorunda. Şöyle gösterelim. Şu şekilde. O zaman burada otomatikman bir şey çıktı. Aslında soru bizden bunu görmemizi istiyor. Bakın çapı gördüğü için şuradaki çevre açı. Şuradaki çevre açının 90 derece olduğunu görmeniz gerekir. 25 derece vermişti soru bize burada. O 25 derece şuranın çevre açıdan dolayı 50 derece olduğunu biliyoruz. Dikkat ederseniz 50 dereceyi gören bir yer daha var. Bir çevre açı daha var. O da tam burada. O zaman burası da 25 derece yaptı şu şekilde. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Dikdörtgenle ilgili bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir dikdörtgenimiz olsun. Köşegenlerini kesiştirelim. Yani ağırlık merkezinde ile ilgili özelliğini hatırlayalım. Şimdi burası ağırlık merkezi ise köşegenler bir kere birbirlerini eşitti dikdörtgende. Buradaki açıya alfa dersem buradaki açı da alfa. Buradaki açıya beta dersem buradaki açı da beta bu şekilde devam edecek. Yani ikiz kenarlar oluşuyor. Bundan dolayı yani soruyla şöyle bir bağıntımız var. Demek ki o zaman buradaki açıyı 25 derece olarak bulduysak şu parçayla şu parçanın eşitliğinden bu da 25'tir diyorum. Ve buranın tamamının ne olması lazım? Dikkat edin. A, G, E dik üçgenine bakın. 90, 25, 25 var. Artı alfa var. Artı 25 var. Bunların 90 derece yapması lazım. Alfa 40 derece oldu. Bu da güzel bir soru yine. Bize bir kare vermiş soruda. BCD çeyrek çemberlerin merkeziymiş. O zaman bakalım şimdi alfayı istiyor. Şimdi kare olmasının avantajını kullanalım. Kare dedik. Kare demek ne demek aslında? Kare şöyle olacak. Tüm kenarlar birbirine eşit. Şöyle Bunların birbirlerine eşit olduğunu biliyoruz. O zaman C merkezli çeyrek çember diyorsa demek ki BC yarıçap, DC de yarıçap, hatta EC yarıçap, FC yarıçap. Yani bunları da şu şekilde çift çizgi atabilirim. Sonra B merkezi çeyrek diyor. O zaman şunu şöyle gösterelim. Bakın, F ile B'yi birleştirirsem bu da B merkezi çeyreğin yarıçapı ve karenin bir kenarına eşit o zaman o da. Dikkat edin, şu taradığımda şöyle bir eşkenar üçgen çıktı. Şurada taradığım üçgen bir eşkenar üçgen oldu. O zaman şuradaki açıya beta desem buranın tamamını 60 yapması gerekir. Buraya 60 eksi beta kaldı. Şimdi bir ikizkenar bir eşkenar üçgenimiz daha var. Onu görmemiz lazım. Onu şöyle yapalım bakın buradan çekelim. Bakın şimdi DE taradığım şu DE kenarı, EC kenarı ve DC kenarı birbirlerine eşit. Demek ki bu da bir ikiz eşkenar üçgen. O zaman şu açının tamamının 60 derece yapması lazım. E burada beta vardı. O zaman şuradaki açıya 60 eksi beta kaldı. Dikkat edin bu bir kare demişti sorunun en başında. O zaman şu açının tamamının 90 olması gerekmez mi? O zaman hepsini toplayalım. 60 eksi beta artı beta artı bir daha 60 eksi beta. Hepsinin toplamı 90 derece yapacak. Şuradaki betaları götürdüm. 120 eksi beta 90 derece. Buradaki beta'nın 30 derece olduğunu buldum. Şimdi şurada E, C, F üçgeni. İsterseniz o üçgeni şöyle dışarıya taşıyayım daha net görün. Şöyle dışarıya taşıdım. Şurası C, şurası E, şurası F. Şu kenarlar birbirlerine eşitti. Şuradaki açı betaydı ki biz onu 30 derece bulduk. Bizden şuradaki alfayı istiyordu. Alfa kaç derecedir? E tepesi 30 sa geriye 150 derece kaldı. İkiz kenar olduğu için de eşit paylaşacak. Demek ki alfa açımız 75 dereceymiş diyebiliriz. Şimdi başka bir soru. Diyor ki O merkezi yarım çemberde AOC ve BOC üçgenleri OC doğrusuna göre simetriktir. BD yayı 40 derece olduğuna göre BD yayı şurada onu yazabiliriz. Şöyle tarayalım. Ve çemberde açı sorularında bu şekilde taramak her zaman işe yarar. Daha net görmenizi sağlar. BD yayının 40 derece olduğunu söylemiş. ABC açısını arıyoruz. Yani şuradaki şu açıyı arıyoruz arkadaşlar. Şimdi simetrik kelimesinden ne anlamamız lazım? Şimdi simetrik olan üçgen şuydu. ACO üçgeni şu doğruya yani şuradaki CO yarı çapına göre simetrikti. O zaman A, O'yu aslında adam şu şekilde bu tarafa katlamış. E bu yarı çaptı, bu da yarı çaptı. Daha sonra şurada başka ne yapabiliriz? Simetrik aldığı için şu kenarla şu kenar birbirine eşitleyebiliriz. Bir üçgenin simetrini alman demek aynı açıyla katlaman demek. Şu şekilde de söyleyebiliriz. Şurayı arıyorduk. Aslında C, A, O, B dörtgeni özel bir dörtgen oldu. Buna deltoid diyoruz değil mi? İki tane ikizkenar üçgenin tabanlarının çakışmasıyla oluşan dörtgene söylüyoruz. Otomatikman köşegenleri dik kesişiyor deltoid'de. Bizden istenilen açı burasıydı. Şimdi devam edelim. Bakın burası merkezde. Merkez açıdan eğer BD'ye 40 derece ise o zaman şuraya da 40 derece diyebiliriz. E arkasına 140 kaldı. 70-70 paylaşması gerekir. Şu şekilde paylaştırdım. Aradığımız açıya geldik. Burası 90'dı. Aradığımız açı 20 derece oldu. Şimdi çok karıştırılan özelliklerden bir tanesine geldik. Teğet kiriş açıya geldik. Teğet kiriş açı aslında basit bir özellik. Şimdi dikkat edelim. Çember üzerinde teğet ile kirişin oluşturduğu açıya teğet kiriş açı denir demişiz. Teğet kiriş açının ölçüsü gördüğü yayın yarısına eşittir. Aslında bunu çevre açıda da söylemiştik. Çevre açıdaki aynı özellik var burada. Dikkat edin bakın. En çok karıştırılan olaylardan biri dememiz sebebi şu. Buradaki BC doğru parçasıyla yay arasında açı oluşmaz arkadaşlar. Genelde öğrenciler buradakini alırlar alfa olarak. Oradaki açımız şurasıdır. Şurası alfa olacak. Unutmayın. Yani şu maviyle çizilen hatalıdır. Asıl aradığımız yer burasıdır. Burada bir açı oluşur. ABC açısı. Çevre açı muamelesi görecek bu da tabii ki de. Eğer buradaki açı alfa oluşturuyorsa gördüğü yay şu arada kalan yaydır. Şöyle kırmızıyla taradığımız şurasıdır. Burası iki alfa olacak. Hatta buradan dilerseniz şöyle bir ispat dahi yapabiliriz bakın. Şöyle bir çemberimiz olsun. Onu şöyle bir teğet geçirelim. Şu şekilde. Şöyle çizdim. Şuradaki açıya alfa desem. Şuradaki yayın çevre açıdan 2 alfa olduğunu biliyorum. Buradaki açıya beta desem buradaki açının 2 beta olduğunu biliyorum. Şimdi eğer burası alfa ise bakın şuradaki açı da t demek tek noktada değiyor ya da tek noktada kesiyor demektir ya. Otomatikman şuradaki açının da alfa yaptığını biliyoruz. Burası beta ise ve şurada 2 beta ise o zaman buranın da beta yaptığını biliyoruz. Şu şekilde. Dikkat edin şuradaki açıya da bir isim verelim. Mesela buradaki açıda da olsun. Şunu biliyoruz. Alfa, beta ve teta'nın toplamı 180 dereceydi ya. Üçgenin iç açılar toplamını ispatlamış olduk. Tam açıdan dolayı dikkat ettiyseniz eğer. Buradan da söyleyebiliriz. Teğet kiriş açıyı üçgende uzunluk ve dairede alan sorularında çok sık kullanacağız. Tabii ki de burada da kullanacağız. Güzel önemli bir özelliği vardır aslında. Çemberin merkezinden geçen doğru ile teğetin DM noktasında yaptığı açı 90 derecedir. Bu önemli bir olay. Yani şunu unutmayın. Yani bunu Adınız gibi çok net bir şekilde devam ettirin. Soruda işinize yarasa da yaramasa da bir çemberde merkez ve teğet gördüyseniz merkezle teğeti birleştirdiğiniz an o açı 90 derece olacak. Uzunluk sorularında özellikle bunu çok sık kullanın. Çok işimize yarı çap ve buna da yarıçap çap diyoruz aslında. Şöyle bir sorumuz var. O merkezi çembere T noktasından teğet olduğuna göre alfa kaç derecedir demiş. Bakın ne demiştik? Burada bir merkezim var. T'den teğetmiş. Hemen birleştiriyorum bunu şu şekilde. Birleştirdiğim an şu açının 90 derece yapması gerekir diyorum. Daha sonra burası 54 derece ise üçgenin iç açılar toplamı 180 olduğundan burası 36 derecedir. Sonra şunu biliyoruz. OB yarıçap çift çizgi attım. OA yarıçap çift çizgi attım. TO da yarıçap buna da çift çizgi attım. Dikkat edin burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şu açının burasının 144 derece olduğunu biliyorum. Geriye 36 kaldı. İki kenar olduğu için 18-18 paylaşacak. Alfa dediğim açı şu geldi. 90 artı 18 dereceden alfa 108 derece yaptı. Dikkat edin tekrar edelim bakın merkez vardı soruda teğet verilmişti merkezde teğeti birleştirdim. Bazı sorular yani soruların genel haliyle işimize çok yarayacak bu hareketi yapmak. Şimdi iç açı kuralına geldik arkadaşlar. İç açı ve dış açı kuralı var çemberlerde. Kesişen iki kirişin arasına kalan açıya iç açı diyoruz. Peki bu iç açıyı nasıl bulacağız? Gördükleri yayların toplamının yarısına eşit olacak. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey şu. Buradaki AC veya BD dediğim çap da olabilir olmaya da Yani özellikle iki tane kiriş dedik. Sonuçta en uzun kirişe de çap diyoruz çemberde. Dış açı kuralında ise şöyle Burada da dış açıda iki tane kirişin çemberin dışında kesiştiklerinde oluşturduğu şuradaki alfa açısını bulmak için bir formülümüz var. O da şu şekilde A en dışarıdakinden en içerideki yayı çıkardığımızda ve ikiye böldüğümüzde biz alfayı verecek. Bakın şöyle de ispatlayabiliriz. Aslında ispat yöntemi önemlidir. Çünkü soruları çözerken de kullanabilirsiniz. Mesela alfayı şöyle ispatlayabiliriz. Şu şekilde birleştirsem ve şuraya mesela x açısı desem, çevre açı oldu. Eğer burası x ise, DC yayının 2x yapması lazım. Şuradaki açıya da y dedim. Eğer burası y ise, şuradaki AB yayının da 2y yapması gerekir. Şimdi şöyle yapabiliriz. Üçgenin açılarından bildiğimiz bir özellik var. İki tane için toplamı komşu açıya, eşit. komşu olmayan dış açıya eşittir diyebiliriz. X artı y, alfa'ya eşit. Bunları yay cinsinden de şöyle söyleyebiliriz alfayı bulmak için. O zaman AB yayı ile DC yayını toplasak 2Y artı 2X'i toplasak 2'ye bölersek bize alfayı verdiğini gösterebiliriz. Buradan da dikkat edersiniz eğer ikiler birbirini götürüyor. Y artı X eşittir alfa oluyor. Bu şekilde de ispatlayabiliriz. Yani çevre açılardan bir ispatı vardır. Dış açıda da aynı şekilde dış açıyı da şöyle gösterebiliriz. Bakın E ile B'yi birleştirdim. Şuradaki açıya X dedim x dersem bd yayının şuranın 2x yaptığını biliyorum. Daha sonra 2 iç bir dışa eşitti. Burası alfa artı x oldu. O zaman buradaki ae yayı yine çevre açıdan 2 alfa artı 2x yaptı. Ben alfayı bulmak istiyordum. Şu şekilde söyleyebilirim o zaman. 2 alfa artı 2x'ten 2x'i çıkartırsam 2 alfa artı 2x'ten 2x'i çıkartır. Ve şu ikilerden de kurtulmak için 2'ye bölersem alfayı bulmuş olurum. Bu şekilde de ispatlayabiliriz. Şimdi şöyle güzel bir sorusu var onu çözelim. Soru şu şekilde. AL çembere B noktasında teğet demiş. Ve BDK yani KDC şurada bize bir açı ortaya vermiş. Alfa ve beta türünden eşitini sormuş. BDC açısının. Şimdi başlayalım şöyle. Şurada bir betamız var. Şurada alfamız var dışarıdan. Buradan teğet olduğunu soru bize söylemişti. Şuradaki açıları isim verelim isterseniz. Mesela buna M diyelim. Buraya da M diyelim. M dediğimize göre o zaman buradaki çevre açıdan şu yayın 2M yaptığını biliyoruz. Aynı şekilde KC yayının da 2M yaptığını biliyoruz. O zaman dikkat edin bakın buranın tamamı yani BC yayının tamamının 4M olduğunu gördük. Dolayısıyla teğet giriş açıdan şuradaki açının da 2M yapması lazım. Bunu da bu şekilde not alalım. Şimdi şuradaki yayı bilmiyoruz. Mesela şu açıya da ne diyelim. Şuradaki yayında 2N olduğunu söyleyelim. Şimdi hem iç açı hem de dış açıyı kullanarak alfa ile betayı kullanalım. Şimdi şöyle betayı yazmak istiyorum. Bakın beta iç açı kuralından iki tane kiriş kesişmiş. Dikkat edersiniz. Burada 2N var. Burada 2M var. O zaman betayı şöyle yazabilirim. 2M ile 2N'yi toplar. 2'ye bölersem bana beta'yı vermek zorunda. İsterseniz ispatını yaparken de söylemiştik. 2 tane iç açının toplamı yani şuradaki beta ile neyini toplamı yine bize beta'yı da verecekti. Beta buradan m n geldi. Bu bir kenarda dursun. Şimdi alfaya geçiş yapalım. Alfa burada dış açı kuralını kullanacağız alfayı bulmak için. Bakın en dışa geldim. Burası ve burası yani şuranın tamamı alfa şöyle en dışarıda bir 4m'miz var. En içeride kalan da şurada 2 nimiz var. Çıkardım ve 2'ye böldüm şu şekilde. Alfa buradan ne oldu? 2m eksi n şeklinde oldu. Şimdi alfa ile betayı 2m cinsinden söyleyin diyor bize. Şöyle yapalım. Bu betaydı. Bu da alfaydı. Taraf tarafa toplarsak alfa artı beta şöyle geldi. 2m 3m yaptı. N'ler birbirini götürdü. Demek ki m dediğim şey aslında alfa artı beta bölü 3'müş. Ama soru bizden M'yi alfa artı beta ya da alfa beta cinsinden yazın demiyor. Soru BDC açısının alfa betadan cinsinden istiyor. O da 2 M'ydi. O zaman bunu 2 ile çarpmamız yeterli. Şöyle oldu yani. 2 bölü 3 alfa artı beta geldi. Güzel bir soruydu. Geçtik. Şimdi sorularda çok kullandığımız özellikler var. Pratik kurallar dedik. Onlardan bir tanesi şu. Çembere iki koldan birden teğetler geldiğinde arada oluşan şu alfa açısıyla şu yayın toplamı 180 derece yapıyor. Sebebini dış açıdan da ispatlayabiliriz. Şöyle yapalım mesela. Burası beta ise şu arkada kalan şu arkada kalan 360 eksi beta yapmak zorunda. Doğru mu? Tamamı çünkü 360 derece olacak. Şimdi dış açıdan alfayı şöyle yazıyorduk. Alfa diyorduk. Dışarıda kalan 360 eksi beta. İçeride kalan beta çıkardım. 2'ye böldüm. Daha sonrasında alfayı vermesi gerekir dedim dış açı kuralından. Şöyle oldu. 2 alfa eşittir. 360 eksi 2 beta oldu. Betayı bu tarafa atarsam 2 alfa artı 2 beta 360. Her tarafı 2'ye bölersem de alfa artı betanın 180 yaptığını gördüm. Bu şekilde de ispatlamış olduk. Burada şunu çok kullanacağız. Sorularda bazen bu şekilde verecek. Yani şu kuralı şöyle uygulayacağız. Mesela soru bize buraya 50 derece verdiğinde biz otomatikman şu teğetlerin arasında kalan şu yaya direkt 180'e tamamlayacağından 130 derece diyebiliriz. Ya da şu şekilde de kullanacağız. Bir kolundan teğet gelip diğeri tam çaptan da geçebilir. Mesela burası merkezim olsun çemberin. Tam çaptan geçecek. Eğer ki buradaki açı sallayalım şöyle mesela beta olsun. Buradaki açı beta ise o zaman buradaki yayında 90 eksi beta yapması gerekecek. Çünkü burada da bir açı ortaya oluşur. Şöyle söyleyebiliriz onu. Şu şekilde bir çemberimiz olsun. Şöyle teğet gelsin. Çaptan geçsin. Şimdi eğer biz buradaki açıya beta dersek arada kalan şurası olmuş oldu otomatikman 90 eksi beta olacak. Bunlar da birbirlerini 90'a tamamlayacaklar. Tamamlarsak da şöyle burası da beta olacak. Burası da 90 eksi beta olacak. Toplamı bakın 180 eksi 2 beta yaptı. Burası da 2 betaydı. Zaten onu burada söylemiştik. Bu kuralı bu şekilde çok kullanacağız sorularda. Şimdi ikinci özellikle şu var. İki tane çember, çemberin birbirlerine teğet olması ve dış ortak dış teğetleri çizilmiş. Şu şekilde gösterelim. Şimdi şöyle Şöyle yapalım. Tam teğet oldukları yerden bir doğru geçirdim. Sonra şu şekilde birleştirsem. Bakın bu moru mor olarak taradığımız yayı gören açı alfa ise demek o zaman şuradakinin alfa bölü 2 yapması lazım. Teğet giriş açıdan söylüyoruz bunu. Daha sonra bunu bu şekilde birleştirsem şuradaki açının beta bölü 2 yapması lazım. Yine teğet giriş açıdan. Şimdi burada bir özelliğimiz çıktı. Bakın şöyle söyleyebiliriz onu. Şimdi şöyle bir çemberimiz olsun. İki koldan birden teğet gelsin. Özellikle bunu çemberde uzunluk sorularında çok kullanacağız. Şöyle yaptım. Şuralardan teğet dedim. Burası merkezim. Şöyle söylemiştik hatırlarsanız. Merkez ve teğet görürsek kesinlikle birleştirelim. Dik olacak çünkü. Birleştirdim. Dik oldu. Bunlar yarı çaptı. Bu da yarı çaptı. Bunlar birbirlerine eşit. Bakın burada bir delta yut oluştu. Şu dörtgen bir delta yut oluştu. O zaman ben bunu buradan çektiğim anda burası açı ortay olur. Hatta bu da açı ortay olur. Şimdi bu soruda onu nasıl kullanıyoruz? Bakın dikkat edin. Bunu buradan çekince şu parça ile şu parça birbirine eşit oldu. Şurada söylediğimiz olay. Aynı şekilde küçük çembere bakarsanız şu parçayla da şu parçanın birbirine eşit olması lazım. Buna bu özelliğe bir isim verilmişti. Üçgende bu özelliğin sağlanması. Buna muhteşem üçlü denir. Demek ki şurası 90'mış. O zaman şöyle oldu orada. O üçgeni şöyle dışarıya taşırsak şu şekilde oldu. Tepesi 90 derece. Şuradaki açı beta bölü 2 geldi. Şuradaki açı da alfa bölü 2 oldu. E alfa bölü 2 ile beta bölü 2'nin toplamı da 90 yapmak zorunda. Demek ki alfa ile betanın toplamı da 180 dereceymiş diyebiliriz. Şimdi Üçüncü özelliğe geldik. Bu sefer üç tane çemberimiz var ve birbirlerine teğetler. İsterseniz bunların şöyle merkezlerini belirleyelim. Şöyle bir merkezleri olsun. Unutmayın arkadaşlar çemberler teğetse merkezlerini birleştirdiğimizde tam teğet oldukları noktadan geçmek zorundadırlar. Şu şekilde yani. Şimdi burası alfa ise burası bunun merkezi ise o zaman bu açının da alfa yapması lazım. Bura beta ise bura merkezi ise bunun beta yapması lazım. Buradaki merkez yay teta'yı görüyorsa o zaman buradaki merkez açının da teta olması lazım. Üçgenin iç açıları toplamından biliyoruz. Alfa, beta, teta'nın 180 derece olduğunu. Bakın, onu ispatlamış olduk aynı zamanda. Demek ki çemberler birbirlerine teğetlerse arada kalan şu yayların toplamları 180 derece olacak diyebiliriz. Geçelim şimdi sorularına bakalım. Şimdi güzel bir soru var burada. Soru ne demiş? Alfa istemiş. O2 büyük çemberin merkeziymiş. O1 de küçük çemberin merkezi. Şurada bir 50 derece vermiş. 50 derece ise çevre açıdan şunu söyleyebilirim o zaman hemen. Şuradaki yayın 100 derece yapması lazım. Daha sonrasında O2 E'den ve F'den küçük çembere teğetlik vermiş. Bakın onu bir önceki sayfada söylemiştik. Şurada. Eğer teğetlerse Bunlar birbirlerine eşittir demiştik. Ekstradan şunu söylemiştik. Arada kalan şu açıyla şu açının toplamının 180 derece yapması gerekirdi. İşte o özelliği kullanacağız şimdi. Burası 100 derece ise demek ki o zaman burası 80 derece yaptı. Bakın küçük çemberden büyük çembere geçiş yapmış olduk. Şimdi büyük çemberden devam edelim. Çünkü alfayı arıyoruz. Burası 80 ise Merkez açı olduğu için demek ki BC yayının tamamının 80 derece olması lazım. 80'i gören bir de çevre açı var. Zaten orayı soruyor soruda. O zaman alfanın 40 derece yapması lazım. Şimdi kirişler dörtgenine geldik. Kirişler dörtgeni çemberin içerisindeki kirişlerden oluşan bir dörtgen. Dört köşesi de çemberin üzerinde bulunan dörtgeni kirişler dörtgeni denir. Peki olayı nedir kirişler dörtgenin? karşılıklı açıların toplamının 180 derece olması gerekir. Yani şöyle eğer ki biz buraya alfa dersek karşılıklı açı dediği için demek ki buranın 180 eksi alfa olması lazım. Buradaki açıya beta dersem buradaki açının 180 eksi beta olması gerekir. Kirişler dörtgenin en önemli olaylarından biri budur. Hatta bazı sorularda bize çember dahi çizmez. Direkt bir ABC'de dikdört, ABCD dörtgeni verir ve bu dörtgenin kirişler dörtgeni olduğu söylenir bize. Buradan soru, bunun üzerinden sorular sorulur. Burada özelliği gösterdik bu şekilde. Yanda şöyle bir özelliğimiz var bakın. Eğer ki iki tane kiriş birbirlerine paralellerse dikkat edin eşit demedim. İki kiriş birbirlerine paralellerse aralarında kalan yayların birbirlerine ölçülerinin birbirlerine eşit olduğunu söyleniyor. Aslında şöyle mantıklı davranabiliriz. Ma mesela şöyle düşünün. Bu iki kalem birbirlerine paralel olsunlar şu şekilde bu kalemler hiçbir şekilde kesişmeyecekler. Bunlar böyle sonsuz kadar devam edecekler. Çünkü aralarındaki mesafeyi koruyacaklar. Aralarındaki mesafeyi korudukları için de hiç çözüm kümeleri olmayacak. Yani boş küme olacak çözüm kümeleri. Otomatikman da mesafe hep aynı kalacak. Biz bunu çemberde işte bu yayların eşitliğinden söylüyoruz. Şöyle de ispatlayabiliriz isterseniz. Şuradaki açıya alfa desem buradaki BC yayının 2 alfa yaptığını biliyorum. Paralel olduğunu soru, özellik bize söylediği için Z kuralından alfayı buraya da taşıyabilirim. Çünkü paralellerde otomatikman bakın bu da iki alfa yaptı. Bu şekilde kullanacağız sorularda. Şimdi bu soru bu özellik gerçekten önemli. Çünkü çemberde uzunluk sorularında da çok sık kullanıyoruz. Yani pratiklik sağlayacak sorularda bize. Şimdi ne demiş? Kirişleri eşit vermiş bize. Şöyle söylüyor. Diyor ki verilen kirişler eşitse arkalarında kalan yaylar birbirlerine eşittir diyor. Şimdi mesela şöyle gösterebiliriz onu bakın. Şöyle birleştirdim. Şu şekilde birleştirdim. Buraya alfa dedim. Hatta alfa demeyeyim. Şunları şöyle 3 çizgiyle göstereyim. Şuradaki çift çizgiyle karışmasın. Sonra şöyle yapalım. Bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. Şöyle oldu. Dikkat edin. Buradaki ABO üçgeni ile OCD üçgeni eş üçgenler oldular. Çünkü kenarları aynı olduğu için otomatikman buradaki açıyla buradaki açının aynı, buradaki açıyla buradaki açıların aynı olması gerekir. Bu şekilde söyleyebiliriz. Sonra şurada önemli bir özellik var. Bir çemberde merkezden kirişe atılan dik kirişi iki eş parçaya böler arkadaşlar. Bu önemli bir özelliktir. Merkezden kirişe atılan dik kirişi iki eş parçaya böler. Bunun tersi de doğrudur. Tersini nasıl söyleyebiliriz? Eğer merkezden kirişin tam orta noktasını birleştiriyorsak bilin ki orası 90 derece olacaktır. Kullanacağız sorularda bol bol. Şöyle soruya bakalım şimdi. Ne demiş? A, C, O merkezi yarım çembere D noktasında teğet demiş. CAB açısını 40 derece vermiş. F, D ile F, B uzunlukları birbirine eşitmiş. Yani şu uzunluk da şu uzunluk birbirlerine eşitmiş. Tamamdır. Burayı 40 vermiş. Söylemiştik özellikle merkez ve teğet görürsek kesinlikle birleştir birleştirelim. İlla ki işimize yarayacak. Çünkü buranın 90 olduğunu biliyoruz. Sonra bir önceki özellikle şurada bahsetmiştik. Dedik ki merkezden kirişe atılan dik kirişi iki eş parçaya böler. Bunun tersi de doğrudur. Tersi nasıldı? Eğer ki merkezden kirişin tam orta noktasını birleştiriyorsak buranın 90 derece olması lazım. Bakın onu bu soruda kullanıyoruz. Merkezde kirişin tam orta noktasını birleştirmişiz. O zaman buranın 90 derece olması gerekir. Şimdi soruya geçelim. Burayı 40 derece vermişti. Biz burayı 90 olarak gördük. O zaman burası 50 derece oldu. Daha sonrasında burası 50 ise burada bir ikizkenar üçgenlik var. Şu yarıçaplar birbirlerine eşitler çünkü o zaman buranın açı ortay olması gerekir. 50 ise arkaya 130 kaldı. Burası 65, burası 65 derece oldu. Sonrasında şuranın da dik olduğunu biliyoruz zaten. Alfa'yı bulabiliriz. 90'ımız var, 65'imiz var. Alfa 25 derece yaptı arkadaşlar. Güzel bir sorudur burada. CB ile EA kirişinin birbirlerine eşit olduğunu söylüyor. B açısının yani şuradaki açının 110 derece olarak vermiş. Alfa'yı istiyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Öncelikle bir tane kirişler dörtgeni gördük. D, E, A, B kirişlerden oluşan bir dörtgen var içeride. Ama 110 derece oradaki açı değil. Oradaki açının tamamı aslında C, B, A açısı 110 derece. Şöyle yapalım. Kirişler eşitse şunu biliyoruz biz. Arkalarında kalan yayların eşit olduğunu biliyoruz. Onu kullanabiliriz. Mesela E ile B'yi birleştirelim şu şekilde. Şöyle birleştirdik. Şuradaki açıya beta desek mesela. O zaman E, A'nın 2 beta yaptığını biliyoruz. Çevre açıdan söylüyoruz bunu. O zaman şunu da söyleyebiliriz. Kirişler eşitse arkalarında kalanlar eşitti. O zaman bu da iki beta. 2 betayı gören mesela şöyle birleştirerek bir çevre açı oluşturabiliriz. Burası beta. Bakın bunu birleştirdikten sonra bir kirişler dörtgeni daha oluşturduk. C köşelerini işaretleyeyim isterseniz. C, D, E ve B. Bu da bir kirişler dörtgeni oluştu. Buraya beta demiştik. Tamamı 110 dereceydi. O zaman şu açıya ne kaldı? 110 eksi beta kaldı. Şimdi kirişler dörtgenindeki olay neydi? Karşılıklı açıların toplamlarının 180 derece olması gerekiyordu. İsterseniz toplayıp 180'e ulaşmaya çalışalım. Bakalım ne çıkacak? 110 eksi beta artı beta artı alfa eşittir 180 olması lazımdı. Bakın betalar gitti zaten alfa arıyorduk. 110 artı alfa 180'miş. iPhone'un o zaman buradan 70 derece olduğunu bulabiliriz. Bakalım. ABC açısı eşittir 4 tane ADB açısına demiş. Alfa'yı sormuş. Şimdi bu tarz sorularda çemberler iç içe veya çemberler birbirlerine teğetse çemberler arasında geçiş yapmamız lazım. Yani ya küçükten büyüğe ya büyükten küçüğe geçiş yapmamız gerekiyor. Önce verilen özelliği yazalım. ABC açısı, önce ADB'yi yazalım. ADB açısı şuradaydı. Bu açıya beta diyelim mesela. Şu açıya beta dedik. O zaman ABC'nin 4 beta yapması gerekir. Ee, ABC neredeydi? Şuraya hemen 4 beta'yı yazdık. Şimdi bakalım burada beta'mız var. O zaman büyük üçgenin çevre açısı, büyük çemberin çevre açısından dolayı şuradaki yayın, şuradaki yayın 2 beta yapması lazım. Burada 4 beta var. Şuradaki yayın 8 beta olduğunu biliyoruz çevre açıdan dolayı. Şimdi ne demiştik soruya en başlarken? Demiştik ki küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe geçiş yapmamız lazım. Bakın küçüğün merkezi burası. Hemen şu A ile bir de C ile birleştirelim bunları. Bakın burada bir çevre açı oluşturuldu. Merkez açı oluşturduk. Eğer ki A, C, 8 beta ise o zaman buradaki açının 8 beta yapması lazım. Çevre açıdan dolayı. İşte küçükten büyüğe geçiş yaptık. Bakın bu küçükün merkez açısıyken büyüğün de çevre açısı olmuş oldu. A'dan başlayıp bu şekilde devam eden bir yayı görüyor aslında. Şurada C'de bitiyor. Demek ki o zaman burası da 16 beta olacak. E biz arkasını bulmuştuk zaten. 16 beta buradan, 2 beta buradan, 18 beta yaptı. Toplamının 180 olması lazım. Pardon. 18 Beta'nın 360 derece yapması lazım toplamının. Beta buradan 20 derece geldi. Şimdi alfaya geçiş yapacağız. Dikkat edin. Şöyle gösterelim. Bakın burada bir küçük çemberim vardı. A, O, C, E dörtgenine dikkat edin. Sakın buna kirişler dörtgeni demeyin. Çünkü bu kirişler dörtgeni değil. Bu bir kiriş evet. Bu bir kiriş evet. Ama bunlar kiriş değiller. Ama A, B, C, E bir kirişler dörtgeni. Şöyle tarayarak gösterebilirim sizlere şu şekilde. E biz beta'yı bulmuştuk. Beta 20 idi. O zaman 20 ise şu açının 80 yaptığını biliyoruz. Bu açıyla bu açının toplamının 180 derece olması lazım. Kirişler dörtgenin özelliğiydi. O zaman alfa açımız 100 derece yaptı. Başka bir soru. O merkezli yarım çember ve E merkezli CD yayı verilmiştir diyor. OE eşittir DB denmiş bize. Şöyle gösterilmiş. 70 derecemiz var. CT yayı ile TB yayı birbirine eşitmiş. Yani şu yayla şuradaki CT ile TB yayı birbirlerine eşitmiş. Alfa'yı soruyor. Bakalım şimdi ne yapabiliriz? Mesela OE E merkezli bir çember yayı var burada. CD şeklinde verilmiş. OE uzunluğuna mesela isim verelim. K diyelim buraya. O zaman DB de K olacak. Şu aradaki parçayı bilmiyoruz. Bu büyük büyük yarımın merkeziydi. Bu parçayı bilmiyoruz. Bu, mesela buraya da P diyelim. Dikkat edin şimdi. Şuranın tamamını şöyle büyüğün yarı çapını bulmuş olduk. P artı K geldi. O zaman bunun da tamamının P artı K yapması lazım. Demek ki buraya P kaldı. Şimdi bu E merkeziydi. Yarı çapının P artı K olduğunu görebiliyor musunuz bunun da? Bu da P artı K çıktı. Soru da böyle gizlemişler. O zaman bu da P artı K yapacak. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle yapalım. C ile O'yu birleştirelim. C ile O'yu birleştirirsek bu da yarı çaptır. Bu da P artı K'dır. İkiz kenar üçgen elde ettik. Bakın P artı K, P artı K. Burada 70 derece soru vermişti. O zaman bu da 70 derece dedik. Burası 70 derece ise şu arkasına şöyle 110 derece kaldı. 110 merkez açıdan şöyle olacak. Tamamının 110 yapması lazım ama soruda bize şurada bir bilgi vermişti. CT ile TB'nin eşit olduğunu. O zaman burası 55 derece, bu da 55 derece. Şimdi alfa'ya geçiş yapabiliriz. Şöyle yapalım. İsterseniz ister merkezle teğeti birleştirin. İsterseniz de şu özellik pratik kuralların ilkinde verdiğimiz özelliği kullanabiliriz. Şöyle bir özellik vermiştik orada. Demiştik ki şöyle bir yarımımız olsun. Şu şekilde. Dışarıdan şöyle bir teğetimiz gelsin. Şuradan teğet olsun. Eğer ki şu açıya beta dersek şuradaki yayın 90 eksi beta olması gerekir. Bakın biz burayı biliyoruz. O zaman burası 55 ise alfa ile bu açı birbirlerini 90'a tamamlayacaksa alfanın buradan 35 derece yapması gerekir diyebiliriz. İsterseniz dediğimiz gibi de yapabiliriz. Yani şöyle merkezde kirişi de birleştirebiliriz. Pardon teğeti de birleştirebiliriz. Buranın 90 olduğunu biliyoruz. Burası zaten 55 dereceydi. Merkez açıdan dolayı şu açının, şuradaki açının tamamına da şu şekilde 55 diyebiliriz. 55 var, 90 var. Dik üçgenden alfayı da bulabiliriz. Şimdi diğer soru İki tane çemberimiz var. Birbirlerine teğetler bunlar. O1 ve O2 merkezi çemberler. Ortak dış teğeti çemberler. T noktasını dıştan teğet ve BTC doğrusal vermiş. Alfa ile beta açısının oranı sorulmuş bize. Şimdi ne yapabiliriz? Bir bakalım. Şurada betamız var. Şuranın 2 beta olduğunu biliyoruz bu yayın. Şöyle. Şurasının 2 beta olduğunu biliyoruz. Burada büyüğün merkezi, küçüğün merkezi var. Şimdi bir kere t büyüye ve küçüğe buradan teğet oldukları için Buralar dik o zaman şunu birleştirsek çapı gören çevre açının 90 derece olduğunu biliyoruz Daha sonrasında burada Betamız var beta'dan şöyle geçiş yapabiliriz abi bunu keselim Şimdi şöyle bir sorumuz var. D, O1 ve O2 merkezi çemberlerin ortak dış teğeti. Çemberler T noktasında dıştan teğet ve BTC noktada doğrusalmış. Alfa ile beta açısının oranı soruluyor bize. Şimdi şuradaki açı beta ise şunu söyleyebiliriz. O zaman çevre açıdan buranın iki beta yapması lazım. Şimdi pratik kuralların ilkinde gördüğümüz olaylarda da şurası iki beta ise birbirlerini 180'e tamlayacaklar. Çünkü buradan ve buradan teğet olarak gelmiş. Burası 2 beta ise buranın 180 eksi 2 beta yapması gerekir. Tamamlayalım. Demek ki şuranın 2 beta yapması lazım diyebiliriz. Şimdi betadan alfaya geçiş yapacağız. Şöyle bakın burada çapım var. Eğer ki E ile tam teğet oldukları şu noktayı birleştirirsem çapı gören çevre açının 90 olması gerekir. Tamamının 180 olacaktı. Burada alfa açım var. O zaman buraya 90 eksi alfa açısı kaldı diyebilirim. Şimdi burada 90 eksi alfa var. Şurada 2 betamız var. Şimdi bununla bunun birbirine eşit olduğundan bu bir ikizkenar üçgen oldu. O zaman buranın da 90 eksi alfa yapması lazım. Şu üçgen ikizkenar üçgende iç açıları bir toplayalım bakalım ne olacak. 90 eksi alfa. Bir 90 eksi alfa daha. Tepede 2 betamız var. Toplamı 180 derece yapacak. 180'ler birbirini götürdü. Şöyle yapalım yani artı 2 beta eşittir 0 oldu. 2 beta 2 alfaya eşitmiş. Beta eşittir alfa geldi. Beta ile alf alfa ile betanın oranı soruluyordu. 1 olarak bulmuş olduk. Şimdi aslında konu çember ama ne alaka diyor olabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir olay var. Dikkat edin. E, B, C bir dik üçgen. Ve aynı zamanda DBC de bir dik üçgen. Ve ikisinin de hipotenüsü aynı kenar iki dik üçgenin hipotenüsü aynı kenar. Şunu anlıyoruz aslında. Çapı gören çevre açı 90 derece demiştik ya. Bunu şu şekilde tamamladığımızda şuradan bir çember geçtiğini anlıyoruz aslında. Dikkat edin bakın. Çapı çapımız BC oluyor. Çapı gören çevre açı 90 derece oldu. Çapı gören çevre açı 90 derece oldu. Şimdi bize alfa soruluyor şuradaki açı. Şimdi burası 55'ti. Burası 55 derece ise eğer şuranın 110 olduğunu biliyoruz. Şurası 110 derece. Çevre açıdan bunu söyleyebiliriz. Daha sonrasında bakalım başka ne yapabiliriz. Şu açı hakkında bir yorumumuz var mı? 55. Şuradaki açıyı biliyoruz. Buradaki açının tamamı şu açının tamamı 35 derece yaptı. Yani Şuradaki yay 70 derece olacak şu şekilde. Şimdi şuradaki açıyı bilmiyoruz. Buna beta diyelim biz. Buradaki açı beta olursa şuradaki onu şöyle gösterelim. Bak şöyle oldu. Burası beta ise çevre açıdan dolayı buranın 2 beta yaptığını gördük. Sonra 110 derecelik yayı gören şurada bir çevre açım var. Şu şekilde açının kollarını görebilirsiniz. Burası 55 derece yaptı. Hatta iki betaya da gerek yokmuş. Bakın şurası şöyle şuradan bir dik gelmiş. Şurası D noktası. Şöyle B'ye doğru gidiyor. Yukarısı A'ya doğru gidiyor. Şuradan ayrılmış. Biz buraya 55 bulduk. Şu arada alfamız var. Soru bize alfayı soruyordu. Biz burayı çevre açıdan 55 bulmuştuk. Alfa buradan o da 35 derece geldi diyebiliriz. Şimdi son sorumuza geldik. Son sorumuz dikkat edin 2019 TET sorusu. Güzel bir soruydu. Çok da öyle zor bir soru değildi aslında. Biz daha zorlarını çözdük. Şimdi soru şöyle. 8 programlı bir çamaşır makinesinin dairesel bir butonu etrafına sabitlenmiş. 8 çizgi şekildeki gibi birden 8'e kadar numaralandırılmıştır. Numaraları ardışık sayılar olan her iki çizgi arasındaki mesafe eşit olup buton döndürüldüğünde üzerinde ok hangi çizgi gösteriyorsa o çizgiye ait program seçilmiş oluyor. Yani soru şunu söylemek istiyor aslında. 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4, 4 ile 5, 5 ile 6, 6 ile 7, 7 ile 8. Bu aralıklar hepsi birbirlerine eşit diyor. Kaç derece olduğunu bilmiyoruz. Biz bulacağız onu. 7 numaralı program seçiliyken buton saat yönünde saat yön şu şekildeydi saat yönünde 150 derece döndürüldüğünde bir numaralı program seçilmiş oluyor. Demek ki birinci şekil şuydu. Burada 7 ile 7 numaralı program seçiliymiş. Saat yönünde bu tarafa döndürdüğümüzde 1'e geldiğimizde şöyle gösterelim biri. Şu şekilde 1'e geldiğimizde 150 derece dönüyormuş. Burası. O zaman ben şunu da söyleyebilirim. Tamamı 360'tı. Burası 150 ise arkaya 210 derece kaldı. Şimdi 210 derece nereleri görüyor? Şöyle uzatırsak isterseniz daha net görebiliriz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane her birine x diyelim isterseniz. 6 x'i görüyor. Merkez açıdan 210 derece. 210'u 6'ya bölsek x'in buradan 30 5 yaptığını biliyoruz. Demek ki her bir tanesi 30 de 35 dereceymiş. 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası gibi. Şimdi soru ne soruyor bize? Hemen ona bakalım. Buna göre 1 numaralı program seçiliyken şekil 2'den bahsediyor. 1 numaralı program seçiliyken buton 140 derece döndürüldüğünde kaç numaralı program seçilmiş olur? Şimdi 140 derece saat yönünde çevireceğiz bu tarafa doğru. Dikkat edin biz her bir tanesini 35 bulmuştuk. 35 70, 105, bir 35 daha 140. Zaten 140 derece arıyorduk. Demek ki biz bunu 140 derece döndürürsek 5 numaralı butonu, 5 numaralı programı seçmiş olacak. Yani cevap C şıkkı olmuş oluyor.